Sesi ve tarzıyla rock müziğin sevilen isimlerinden Lev, şarkılarıyla İzmir'deki hayranlarıyla buluştu. Kaç kere yapamıyorum, bak yine geri geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? 10 numarayız, süper. İzmir'i seviyoruz, yine geldik, İzmir'deyiz. Neler yapıyorsunuz? Albüm üzerine bayağı bir zaman geçti. Aslında hani bir albümün oluşması için gereken zaman, eğer bütün sözleri, müzikleri, her şeyi kendiniz üretiyorsanız biraz vakit alıyor. Onun için de geçen süre galiba normal gibi birazcık daha uğraşıp en layık olduğu şekilde albümü hazırlamak, çıkarmak lazım. Çünkü ben yaptığım albümlerde hep gerçekten bardağımın dolmasını ve taşmasını bekliyorum. Benim için o samimiyet önemli. Ne zaman ki samimi olursanız o enerji, o albümün enerjisi karşı tarafa geçiyor. Öbür türlü bir prodüksiyon oluyor. Evet. Yani son zamanlarda çok single çalışmaları oluyor. Evet. Birazcık hayatı oraya doğru itiyor gibi. Ben de geçen sene Yokum diye bir şarkım vardı biliyorsunuz. Evet. Onu yaptık. Bu sene de yine kışın belki yine bir tane tek bir şarkı ama devamında kışbaşı gibi. Tabii versiyonlar. Ben onun aslında birazcık o keyfi istiyorum. Mesela bir şarkımın işte Alaturka Yokum mesela Alaturka versiyonu olacak. Evet. İşte efendim başka bir parçanın akustik versiyonu olacak. Başka bir parçanın da rock versiyonu olacak falan gibi farklı keyifleri de aynı içerik içinde sunmak istiyorum. Çünkü malum yani çok güzel şarkıları birçok şeyin şarkının içerisinde tüketmek yerine onun anlamını ve tadını büyütecek keyif benim daha çok zevk aldığım bir durum. Peki yeni bir albüm olursa yine Türk Sanat Müziği'yle mi olacak? Bundan sonraki yıl. Yok, kendi Nev müziğime geri dönüyorum. Zaten bizim için çok sosyal sorumluluk gibi önemli bir projeydi. Bir Nevi Alaturka albümü. Biliyorsunuz Bir Nevi Alaturka adından da anlaşıldığı gibi bir nevi başka bir keyfi nasıl yakalayabiliriz? Birazcık gençlere bu şarkıları sevdirebiliriz. Bilenlere başka bir keyif de nasıl sunabiliriz? Sevmeyecek olanlara dahi eski asıllarını hatırlatıp belki bir tekrardan o şarkıları nasıl bizim büyüklerimiz bize onları getirdilerse biz de o sorumluluğu taşımak için yaptım. Çok da başarılı oldu. İnsanları mutlu ettiğimi düşünüyorum. Bu da bana en büyük mutluluğu bu veriyor zaten. Bu şarkılar zaten bize emanet başkalarının şarkıları ama kendi şarkılarıma geri dönmek, üretmek, albüm yapmak o da başka bir güzel bir deneyim. Şimdi ben oradaki enerjiyi de büyüterek yine kendi şarkılarımı yapacağım. Kendi albüm yapacağım ilk. Ama daha sonra yine kendi keyfime göre seçtiğim parçalardan, bizi dinlemekten keyif alan insanların isteklerine göre Alaturka parçalardan oluşmuş Alaturka üretimleri de bir nevi olarak yine sunmaya devam edeceğim. Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Daha önceki albümde bildiğim kadarıyla sizinle röportaj yaptığımızda kendi evinizde stüdyo kurmuştunuz. Doğru muydu? Doğru. Yine olacak mı bu tarz bir şey? Tabii. Yani zaten yine orada yapıyorum. Yani mütevazı. Aslında benim için her şeyden önemlisi o vizyon kısmı. Evet. Evet zaten örneğin mesela Alaturka albümü için bir nevi Alaturka'da zaten Alaturka müzik olduğu yerde duruyor. Onun mahir müzisyenleri, üstadları, çalışanları zaten var. Benim istediğim o aslı büyütecek bir gölgeydi. Başka bir hani resmi nasıl ki fotoğrafı gölge. Gölge diyorsunuz ya, fotoğrafla ilgileniyor musunuz? Hala tabii devam ediyor. Tabii ki. Yani şunu anladım ben aslında bazen gölgeler asıl suretlerini daha anlamlı hale getiriyor, daha büyütüyor.
O yüzden bir eğer marjinal ve alternatif tarafları sanatın içerisinde biliyorsunuz manipüle etmek de var. Evet. Onu daha o üslupta başka bir keyifte zekada sunmak da gerekiyor. Benim için burası önemli. Yoksa zaten bu şarkıları 100 yıldır herkes söylüyor. Ben de hani nasıl bir keyifle yine aynı büyüklüğü alkışlayarak onu onlara ederek farklı bir şeyi nasıl katabilirim tabii. Birazcık inisiyatif almak gerekiyor. Birazcık irade koymak gerekiyor. Herkesten de birazcık da hoşgörü beklemek, oradaki iyi niyeti görmesini beklemek gerekiyor. Aksi halde de zaten yani aynı şarkılar artık aynı albümde var olan şarkılar, bilinen şarkılar ve her sanatçı girip aynı şekilde yapıyor. Bu sefer sıkıcı hale gelmeye başlıyoruz, şarkılara birazcık şey yapmaya başlıyoruz, onları yavanlaştırmaya başlıyoruz. Konserler devam ediyor. Ediyor. Ama tabii ki. Sizi nasıl takip edebilir? Hayranlarım. Bizim web sitemiz var. Nev.com.tr. Nev.com.tr'de zaten sitemizin içerisinde hem Facebook'la ilgili, Twitter'la ilgili veya diğer takip noktalarıyla ilgili konser tarihlerimiz de var. Diğer sosyal medya ile ilgili de bağlarımız oradan gösteriliyor. Küçük seçenekler şeklinde var. Oradan takip edebilirler. Kulaktan kulağa takip edebilirler. Birazcık merak edebilirler. Peki fotoğraf çekiyor musunuz hala? Var mı sonradan? Yani benim için fotoğraf yani özellikle Işığım ve Gölgem albümü, Işık ve Gölge'ye evet. ilgili bir albüm yapmıştım. O Işığım ve Gölgem'den beri çok şey ifade ediyor. Fotoğraf yani görsel hafıza, melodiler, ritimler ve içerikler benim oyun arkadaşlarım. Ben sizin fotoğraflarınızı gönderdim hepsine. Baktınız mı? Evet evet biliyorum yani çok da güzeldi. Sahne ışıkları vardı. Evet evet o. Şimdi o kadar oyun arkadaşları ki fakat her biri ciddi bir konsantra gerektiriyor ve seçim noktaları oluşuyor. Birinde mesela müzikte iddialıysanız onu oyun arkadaşı olarak yanınıza alıp eğlenceli kısmına biraz sahip çıkmak gerekiyor. Aksi halde her şeyde aynı performansı göstermeniz mümkün değil zaten diye düşünüyorum yani. Siz sahne alacaksınız. Evet, birazdan çıkıyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadığınız için bütün bölge insanlarına, İzmir'e herkese sevgilerimi sunuyorum. O günler dönmez, o günler mal.